Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. 23 Nisan mesajının adresi de demciler demlenmiş ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çallı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuculuğuna da teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 avro milliyet farkı olan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur'un şarkısının yayınlanmasından hemen sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirmeler yapanlar, polemik üretenler, şimdi kulağınızı açıp beni dinleyiniz. Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın. Ne güzel söylemiş şair. Söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerinin karşısındaki anlayabildiğin kadardır. Bazen aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Merhum Sezai Karakoç'un dediği üzere, anlamak masraflı iştir. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır. Oysa biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter. Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmanın, 40 dereden su taşımanın, Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi hainsen diyorsam söyleten sensin. İşte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaldırmaya yetenen kim varsa direkt onlaradır. Şu bazı gazete manşetlerine ve kalem sahiplerinin tefrikalarına bakar mısınız? Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu? Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e sert çıkış. Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı. AKP-MHP kavgası yükleniyor. Bahçeli AKP'ye balans ayarı çekti. Bahçeli Erdoğan'ı Şimşek'le vurdu. Bahçeli iktidara ne demeye çalışıyor? MHP AK Parti'ye atanmış kayyumdur. Siyasi ömrü bitmiş bir ittifakı ayakta tutma çabasıdır. Devlet Bahçeli herkesi şaşırtan çıkışlar yapmaya başladı. Can ile canan arasında bir hadise var. Türkiye'nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı var. Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır. Var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmemiz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmamıştır. Kobanili Ahmet, senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyor. İnsan ve toplum sağlığı adına gözetim altına alınıp tedavi edilmeni özellikle tavsiye ediyorum. Endişem odur ki bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir. Siyasette merkez olma iddiasını alanlara, bu çerçevede görüş beyan edenlere de kısaca şunları söylemek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı toplumsal siyasetin merkezidir. Çünkü bir milletin milli ve manevi değerler manzumesini kabullenmek ve savunmak, toplumsal merkezi siyaseten ifade etmek demektir. Toplumsal merkezin siyasal iz düşümü ise siyasi merkezdir. Bu nedenle siyasi merkez Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.